Yaptım biraz önce açıklama ya. Peki. Okul tamamlandı artık, yaz tatili geldi. Evet. Neler çocuklara önerirsiniz efendim? Çocuklar, hepinize tekrar başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum bir yıllık emeklerinizden dolayı. İnşallah yaz tatilinde bol bol dinleneceksiniz. Bol bol oyun oynayacaksınız. Yakınlarınızı ziyaret edeceksiniz. Büyüklerinizi ziyaret edeceksiniz. Ama bu arada yeni okuma yazma öğrendiğiniz için büyük bir zevkle, heyecanla da şöyle güzel güzel hikaye kitaplarından okumaya başlayacaksınız değil mi? Tamam. Zaten senelerdir ödev uygulanmıyor biliyorsunuz. Biz arkadaşlarımıza da özellikle ödev verilmemesi ama çocukların kendi istekleri ve kabiliyetleri eğilimlerde olsun da kitap tavsiye edilmesi noktasında arkadaşlarımız bir takım yönlendirme yapıyorlar. Zeynep. Amcalara bak şöyle. Beraber. Tebrik ediyorum. Ben de duydum. Dostlarım nasıl bir bakalım. Fatih baktı mı notlarına? Çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Nasıl? İyi. Evet. Okuma yazmayı da öğrendin artık. Hı hı. Evet. Tebrik ediyorum. Her birisi bunların bir değer, bir servet çocuklarımız. Bunun için geleceğe bunları çok iyi hazırlamamız lazım. İnşallah bunlar bu memlekete çok faydalı olacaklar. Daha güzel bilgilerle, daha güzel bir geleceğe yürüyorlar bunlar. Oyun oynayacağım. Evet. Karnın nasıl? İyi. Pardon. Geçerim, geçerim. Yazdık tamam. Ayağındaki karne. Tamam mı? Bugün evlatlarımız karnelerini alacaklar. Bu karneler çocuklarımızın nasıl olduklarını değil, çocuklarımızın bilgisinin ne kadar olduğunu ölçen belgelerdir. Dolayısıyla sadece karneye bakarak çocuklarımızla ilgili yargıya varmak mümkün değil. Özellikle annelere, babalara bunu söylüyorum. Yine Milli Eğitim Camiamıza ve idarecilerimize bunu söylüyorum. Evet, bu bir ölçmedir, bir değerlendirmedir, kıymetlidir. Gereklidir ama yeterli değildir. Ve biz bu bilgiler ışığında, bu ölçme ışığında evlatlarımızın becerisini, temayüllerini tespit edip ona göre evlatlarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Herkes illa doktor olmak zorunda değil. Herkes mühendis olmak zorunda değil. Herkes hukukçu olmak zorunda değil. Ama bunların hepsine birden toplumun ihtiyacı var. İyi ressama da ihtiyacımız var. İyi sanatkara da ihtiyacımız var. İyi esnafa da, tüccara da, iyi siyasetçiye de,
iyi valiye de, iyi mühendise de ihtiyacımız var. Dolayısıyla dönüp yine başa baktığımızda bütün arkadaşlarımız burada aynı şeyi vurgu yaptı. Demek ki iyi insan yetiştirirsek kendi temayüllerine göre öğrencilerimiz, gençlerimiz iyi doktor olacaklar, iyi mühendis olacaklar, iyi avukat olacaklar, iyi esnaf olacaklar. Yani toplum iyilerden oluşacak. Onun için bu karnelere bakarak evlatlarımızla ilgili değerlendirme yapmayalım. Hele kırık, çok iyi olmayan karneler eline geçen veliler, çocukların aman heveslerini kırmasınlar. Her insan mükemmel yaratılmıştır. Her insan apayrı bir dünyadır ve muhteremdir. Eşrefi mahlukattır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak birine bir sahada kabiliyet vermişse bir diğerine de mutlaka başka bir sahada bir kabiliyet takdir etmiştir, vermiştir. Bize düşen o kabiliyeti ortaya çıkarıp anneler babalar olarak, öğretmenler olarak ve yönetenler olarak bu kabiliyeti ortaya çıkarıp çocuğumuzu o kabiliyetleri doğrultusunda eğitmektir, geleceğe hazırlamaktır. Daha önceki öğretmenler gününde de söylemiştim. Arkadaşlar, sırtımız hep öğrenciye dönük olmasın, yüzümüz tahtaya dönük hep olmasın. Tabii ki tahtaya da döneceğiz bir şeyler öğretmek için ama sırtımızı değil, yüzümüzü öğrencilerimize çevirelim. Eğer yüzümüzü çevirirsek, gönlümüzü, kalbimizi de çevirmiş olacağız. Ve o kalplerin buluşmasıyla inşallah çok çok büyük başarılar, çok çok büyük sonuçlar elde edeceğiz.